Merhabalar, ben fizyoterapist Zeynep Dede. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere çok önemli bir konudan bahsedeceğim. Normal motor gelişimden bahsedeceğim. Normal motor gelişim nedir ve neden bu kadar önemlidir diyecek olduğumuzda, normal motor gelişim yeni doğandan başlar. Ben 1 yaşına kadar olan kısmı anlatacağım. Gelişim basamaklarından bahseder. Yani neler yapabilir, neler yapamaz, kaç aylıkken bunlardan bahsedeceğim. Ve tabii ki bu neden bu kadar önemli? Açıkçası erken teşhis için çok önemli. Çünkü bize bir hasta ne kadar erken gelirse, bu tüm hastalıklar için geçerli, o kadar erken rehabilitasyona başlanır ve o kadar az engelle hayatına devam ederler. O yüzden dikkatle dinlemenizi tavsiye edeceğim ve tabii ki her çocuk farklıdır. Bu söylediğim şeyler, söyleyecek olduğum şeyler ortalama değerlerdir. Ama tabii ki çok geriden geldiğini düşünüyorsanız hemen bir doktora başvurmanızı tavsiye ediyorum. Öncelikle yeni doğanla başlıyoruz. Yeni doğan ne demek? 0-4 haftalık bir bebektir yeni doğan. Ve yeni doğan tabii ki dünyaya daha yeni geldiği için alışma aşamasındadır. Ve anne karnındaki duruşunu yapmaya çalışır. Ama tabii ki aynısını yapamaz. Örneğin yüzüstü yattığında nasıl yatmalı? Şimdi yüzüstü mutlaka yatmalı tabii ki. Öncelikle onu söyleyelim. Ve yüzüstü yattığında resimde de görmüş olduğunuz gibi başı bir tarafa doğru çevrilmiş olmalıdır. Ve ağırlığının büyük bir kısmı aslında göğsünün ön bölgesindedir. Ve tabii ki biz ön kol diye tarif ederiz. Ön kolunun üzerindedir. Eller genellikle yumruk şeklindedir ve bazen bu yumrukları arttırabilir. Yani daha sıkı bir şekilde ellerini yumabilir. Daha sonra bakın kollar gövdenin yanındadır. Yani kolları gövdesine bitişiktir. Ve kalçası burada yine dikkat ederseniz karnına doğru çekilmiş vaziyettedir. Hafif de yana açılmıştır. Ve aşağıya doğru geldiğimizde ise neyi bekleriz? Dizinden aşağısının ayağına kadar ve ayağının dış yüzü de dahil yerde temas halinde olmalıdır. Sırt üstü yattığı pozisyona gelecek olursak tabii ki bir asimetri vardır. Yani tam olarak başını size doğru çeviremez. Farklı tarafa doğru çevirir. Burada dikkat etmeniz gereken şey hep aynı tarafa doğru çevirmemesidir. Farklı taraflara çevirmesini bekliyoruz burada. Ve dikkat edecek olursak yine omuzları biraz daha arkaya doğrudur ve topukları yere değer. Yani sırt üstü yattığında tabii ki gövdesi ve topukları yere değer. Bir de bakışlarına gelecek olursak bakışları fikse değildir. Yani bir yere sabit bir şekilde bakamazlar. Bir de ilk haftalarda bazı refleksler görülür. Bunlar emme refleksi, yakalama refleksi, adım alma refleksidir. Emme refleksi ağız kenarına herhangi bir cisim dokundurulduğunda hemen emme hareketine başlar. Yani emmeye başlar. Yakalama ise parmak ucunuzla ya da parmağınızla avuç içine dokunduğunuzda hemen onu kavramaya çalışır. Bir de adım alma refleksi vardır. Adım alma refleksi ise gövdesinden tutup kaldırdığımızda ayaklarıyla sanki yürüyormuş gibi yapar. Buna da adım alma refleksi denir. Bunlar normal hareketler. Diğer duyularına gelecek olursak işitme ve tat alma duyuları iyidir. Çünkü anne karnında da bebekler duyarlar. Fakat görme duyusu diğer duyulara göre biraz daha geride kalır. Şimdi 1 aylık bebeklerden bahsedeceğiz. Yani 0-4 haftayı dolduran bebeklere 1 aylık denilir. Yani her zaman zaten doldurulan yaş söyleniyor. Şimdi bu 1 aylık bebekler yine yüzüstü yatabilirler ama yeni doğandaki gibi fazla yumuk değillerdir. Yani o fleksiyon dediğimiz durum biraz daha azalmıştır. Ve başını hafif kaldırmaya çalışır. Tabii ki baş yine bir tarafa dönüktür. Fakat bazen kaldırabilirler, bazen de kaldıramazlar. Ve sırt üstü yattıklarında ise başlarını ortaya getirmeye çalışırlar. Yani bir tarafta değil de ortaya getirmeye çalışırlar. Bazen yine getirebilirler ama bazen getiremeyebilirler. Yani bunlar hep normal sayılan şeylerdir. Ve 1 aylık bir bebek etrafa ilgiyle bakmaya başlar ama görebildiği sadece renklerin arasındaki ayrımdır. Yani sizin yüzünüze baktığında bir koyu bir de açık renk görür. Yani örneğin saçınız siyahsa o siyahlığı görür ve yüzünüzdeki aydınlığı görür. Yani iki farklı şekilde görebilir sadece. Ve tabii ki seslere tepki verir. Özellikle annesinin sesine tepki verir. Annesinin sesini tanımaya başlar. Eğer hareket eden bir cisim varsa bunu kısa süre takip edebilir. Ama tabii ki dik pozisyonda başını tutamaz. Şimdi 2 aylık bir bebeğe gelecek olduğumuzda ise 2 aylık bebek de yine yüzüstü yatar ve yatmalıdır mutlaka. Yüzüstü yattığında artık başını bir miktar kaldırabilir. 45 derece kadar ortalama ve 5-10 saniye başını havada tutabilir. Ve tabii burada bazı şeyler değişir. Örneğin artık ön kolundan değil, dirseğinden destek almaya başlar ve biraz daha karın bölgesinden destek almaya başlar. Ve yüzüstü yatarken sağ sola salınımlar başlar. Bunlar güzeldir. Yapması gereken önemli şeylerdendir. Sırt üstü yattığında ise
artık simetrik bir şekilde durabilir. Yani başını tam olarak ortada tutabilir. Ve tabii ki elleriyle rastgele hareketler yapar. Ama tabii oyuncağa gösterildiğinde oyuncağına doğru uzanamaz. Henüz bunu yapamaz ve iki ayağını birden, iki bacağını birden karnına çekemez. Daha iyi gördüğü için etrafa daha ilgiyle bakar ve biri gülümsediğinde o da gülümser. Burada tabii biraz ayna nöronlarının etkisi vardır. Bir de cisimleri uzun süre takip edemez. Uzun süre hareket eden cisimleri izleyemez. Ve tabii bu dönemde bir de dönmeler çok önemlidir. Yani biz döndürmek istediğimizde önce biraz karşı koyar ama sonra bize yardımcı olur. Yani dönmeye çalışır aslında. Ve kolundan tutulup kaldırıldığında başını da bir miktar dik tutabilir. Şimdi 3 aylık bebeklere geldiğimizde ise 3 aylık bebekler de başını yüzüstü yattığında yukarıya kaldırabilir ve 90 derece kadar kaldırabilir ve 10 saniyeye kadar da tutabilirler. Sırt üstü yattığında ise oyuncağını uzanır fakat oyuncağını kavrayamaz ve artık iki bacağını birden kaldırabiliyordur. Ve sürekli gördüklerini diğer kişilerden ayırır, yani ailesini tanıyabilir ve oturttuğumuzda başını kısa bir süre dik tutabilir. 4 aylıklara gelecek olduğumuzda ise bunlar da yine yüzüstü pozisyonda uzun süre kalabilirler ve oyuncaklarına uzanabilirler. Ve sırt üstü yattıklarında ise iki ellerini kullanarak oyuncaklarını tutabilir ve ağzına götürebilir. Ve desteklersek oturabilirler ve farklı sesler çıkarmaya başlarlar ve gözleriyle artık hareketleri kontrol edebilirler. 5 aylık bebeklere gelecek olduğumuzda ise yüzüstü yattıklarında yine salınım hareketleri yaparlar. Hatta yüzme gibi hareketler yapabilirler. Sırt üstü yattıklarında ise ellerinden tuttuğumuzda kendilerini çekebilirler. 6 aylık bebeklere gelecek olursak onlar da sırt üstünden yüz üstüne dönmeye başlarlar. Yüzüstü pozisyonda ise ellerinin üzerinde kalkabilirler. Ve sırt üstü pozisyonda ise ayaklarını ağızlarına kadar götürebilirler. Biz oturtunca otururlar ve başlarını da rahat bir şekilde tutabilirler. Ve karınlarından tuttuğumuz zaman ayaklarının üzerine basabilirler. Ve 6 aylık çocuklar tek heceli sesler çıkartırlar. İşte ba 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 gibi ya da de 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 gibi. Ve seslenildiğinde bakar. 1,5-2 metreye kadar uzağı görebilir. Ve her şeyi ağzına götürmeye çalışır. Bu konuda temiz olduktan sonra, yani ağzına götürdüğü şey temiz ve tehlikesiz olduktan sonra izin verilmesi gerekir. Çünkü orada aslında duyu hücreleri vardır ve duyuyu algılamaya çalışır. 7 aylık bebeklere gelecek olduğumuzda ise 7 aylık bebekler de yüz üstünden sırt üstüne dönebilirler. Emeklemeye başlarlar ama tabii ki tam emekleyemezler. Ve tabii ki ayaklarına basmaya çalışırlar. 8 aylık bebeklere gelecek olduğumuzda ise rahat bir şekilde emeklerler ve kendi başlarına oturmaya çalışırlar. Ve ellerinden tutulduğunda ayağa kalkarlar. Ve hareketli objeleri kavrayabilirler. Ve hece sayısı da artmıştır. Daha fazla sayıda hecelemeye başlar ve konuşulan şeyleri de dinler. 9 aylık bebeklere gelecek olursak kendiliğinden oturabilirler ve bir yerden destek alarak ayağa kalkabilirler. Ve baş ve işaret parmağıyla artık daha küçük şeyleri kavrayabilirler. 10 ve 11. aylık bebekler de otururken öne arkaya doğru hareket edebilirler. Ve bir yerden tutunarak birkaç adım atabilirler. Ve işaret parmaklarıyla istedikleri şeyi gösterebilirler. Ve bilinçli olarak anne ve baba demeye başlarlar. Ve artık 1 yaşını doldurmuş bir bebeğe gelecek olduğumuzda ise yardımlı bir şekilde yürüyebilir. Ve benim motor gelişim ile ilgili genel olarak söyleyebileceğim şeyler bunlar. Sizin başka sorularınız varsa videonun altına yorum yazabilirsiniz. Ve tabii ki bunlar tekrar edecek olursam, yani çocuktan çocuğa değişen şeylerdir. Ben genel ortalama verilerden bahsettim. Elbette ki birkaç ay geriden ya da birkaç ay önden gidebilir. Bunlar normal durumlardır ama işte 9 aylık bir bebek 2-3 aylık bebeğin yapabileceği hareketleri yapamıyorsa bir kontrol ettirmenizde yarar vardır diyorum. Ve kendinize, bebeklerinize çok iyi bakın. İyi günler diliyorum. Sağlıklı, mutlu günler diliyorum.